Görüyorsun değil mi Fatih? Yaptıklarının sonucunu görüyorsun değil mi? Şimdi senin babamdan ne farkın var söyle bana. Ne diyorsun Zeynep ya? Hak ettiğini biliyorsun. Ne demek ne diyorsun ya? Doktoru duydun. Ya uyanamazsa? Ya Ertan ölürse Fatih ne yapacağız o zaman? Ha? Seni alıp götürür ya. Merak etme. Kötülere bir şey olmaz. Merhaba. Ertan Sönmez'in yakınları siz misiniz? Evet. Hayır. Hangisi? Evet mi, hayır mı? Yani şöyle memur bey, aramızda bir kan bağı yok. Aile, sülale durumu yok ama yani biz arkadaşımız olur, dostumuz olur. Ben Fatih Şekercizade, eşim Zeynep Şekercizade. Anladım. Şu an kendisi baygın olduğu için kendisiyle görüşemiyoruz da. Ertan Bey'in nasıl bu hale geldiğini siz biliyor musunuz? Hayır. Evet. Hangisi? Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Yani biliyoruz da, bilmiyoruz da. O nasıl oluyor ya? Yani şimdi... Ya hayatım ben anlatayım, tamam. Şimdi memur bey, biz Ertan'la sevişiriz. Çok iyi sevişiriz. Ama yani o anlamda değil. Yani işte dostumuz, arkadaşımız olur. Yani olayı gördük ama nasıl olduğunu görmedik. Yani nereye vurdu, nasıl vurdu, nereden girdi, nereden çıktı onu görmediğim için... Yani şey yapmadığımız için hayır dedim ben. Kaza nasıl oldu? Kazayı siz mi yaptınız? Ben yaptım! Ona değil, bana sorun efendim. Kazayı ben yaptım. Hatta siz bana sormadan ben size direkt itiraf edeyim. Siz de bunları lütfen kayıtlara geçin. Şimdi ben Ertan Bey'i alıp Zeynep Hanım ve Fatih Bey'in yanına gidecektim. Tam olay mevkine geldim ki Ertan Bey aniden arabanın ön camına atladı. Ben de arabanın önünde bir anda Ertan Bey'i görünce aman tanrım dedim. Tabii duramadım, vurdum öküze. Yani öküze derken Ertan Bey'e. Salak. Yani arabayı görünce herhalde şaka yapmak istedi ama sonucu bu oldu efendim. Kim isterdi sonucu böyle olsun? İstemeden oldu. Tamamen kaza sonucu yani. Siz Ertan Bey'i pek sevmiyorsunuz herhalde. Hiç sevmem. Günahımı bile vermem. O zaman siz benimle gelin, sizin bir ifadenizi alın. Fark etmez. Buyurun. Helal olsun Mustafa sana ya. He? Ne duruyorsun burada Fatih? Gitsene. Rahat ol, rahat ol. Hallederim. Ya sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun Fatih? Uyan artık Ertan ya, uyan. Şimdi memur bey, Fatih bey beni aradı ve bana dedi ki, Mustafa dedi, oğlum dedi, sen dedi, git dedi, Ertan'ı dedi, al dedi, gel dedi. Evet, öyle dedim. Sağ olun Fatih bey. Sonra? Sonra efendim, ben de arabayı aldım, Ertan Bey'i almaya gittim. Zaten Ertan Bey beni orada bekliyordu. Ben tam olay yerine varmıştım ki, Ertan Bey böyle lap diye arabanın önüne atladı efendim. Harekete bak, gerizekalı galiba onu görmediğimi sandı memur bey. Nasıl atladı? Yani senin onu görmediğini sanıp da mı attı kendini önüne yoksa sizi durdurmak için mi attı? Memur bey, bu Ertan şizofren, manyak, depresif herifin teki zaten. Direkt kendi atladı yani. Siz ama müdahale etmeyin lütfen. Olur mu memur bey? Ben de görgü tanığım yani. O yüzden yazmanız gerekiyor onu da. Mustafa'cığım devam et sen. Telefon. Fehmi Bey arıyor. Açabilir miyim memur bey? Tabii açın açın. Alo? Buyurun Fehmi Bey. Günay mı? Görmedim efendim. Hayır efendim, izin de vermedim. Aa! Anladım efendim. Benim küçük bir işim var. İnşallah halledip hemen geliyorum. Saygılar, görüşmek üzere. Fatih Bey, Günay kayıpmış. Nasıl yani? Kaybolacak canım, evdedir, evden çıkar. Bilmiyorum Fatih Bey ama çok merak ettim efendim. Yani bu son olaylardan sonra iyice merak ettim. Başına bir şey gelmiş olmasın? Ne gelecek, bir şey gelmemiştir. Kayıp mı var? Evet, kayıp var. Siz ne değişik adamlarsınız kardeşim ya? Ha? Birine çarpıyorsunuz, birini kaybediyorsunuz. Böyle değişik değişik işler. Anlatın bakayım, kim bu Günay? Yok memur bey, Günay'ın alakası yok bu konuyla. Biz mevzumuza Ertan'a dönelim. Evet efendim, Günay'ın ne alakası var? Biz mevzumuza Ertan'a dönelim. Yok arkadaşım, şimdi Ertan'a dönmeyelim. Sen bana Günay'ı anlat ki ben bir bakayım. Günay'ın bu işlerde bir ilgisi var mı yok mu? Yok canım, hiçbir ilgisi yok. Hiç alakası yok yani. Siz niye gerildiniz o zaman bu kadar? Ben gerilmedim. Allah Allah, ben de gerilmedim. Siz mi gerildiniz? Ya ben niye gerileyim? Bir gergin duruyorsunuz. Memur bey, bu genç yaşınızda ne gerek var efendim bu gerginliğe? Maazallah bu gerilim kalbi yoruyor. Bir gün böyle hıp der gidersiniz, Allah göstermesin. Şurada kendi aramızda yumuşak yumuşak konuşuyoruz efendim. Değil mi? Yumuşak yumuşak konuşuyoruz. Evet canım, yumuşakça konuşalım işte.
Ya arkadaşım siz ne saçmalıyorsunuz ya? Yumuşak yumuşak ha? Anlatın bakayım kim şu yumuşak? Aman of! Anlatın bakayım kim bu? Günay kim? Günay. Kuşum. Günay benim kuşum. Nasıl kuşum ya? Büyük kuşum. Bir de onun ufağı var kardeşi, küçük kuşum. Adı Şenay. Efendim anlayacağınız benim kuşum kaçmış. Benim canım muhabbet kuşum Günay kaçmış efendim. Yok işte ortada, kayıp. Memur bey benim kuşum nereye kaçmış olabilir efendim? Aman neyse. Uzatmaya değmez. Zaten şirretin tekidir efendim. Kuşumdur gerçi. Severim. Fatih kıpırdadı. Kıpırdadı gördün mü? Gördüm hayatım gördüm. Uyandın. Aşkım uyandı. Ertan uyandı. Yırttık yırttık. Yani şu herifin ölmediğine mutlu olacağım aklımın ucundan geçmezdi. Doktor ne diyor acaba? Ne diyecek? Kefeni yırttın gibilerinden bir şeyler diyordur. Her şey iyi gibi değil mi? Öyle görünüyor. Ah geliyor. Ha, doktor bey her şey iyi mi? Düzeldi mi? Hayatı tehlikeye atlattı. Yine de en az 24 saat kontrol altında tutacağız. Fakat artık yoğun bakımda kalmasına gerek yok. Normal bir odaya alacağım. Bu 24 saatlik süreç içinde bazı testler yapacağız. Niye? Kötü bir şey mi var? Şu an kesin bir şey söyleyemem. Başına aldığı darbenin etkisiyle kısa süreli bir amnezi yaşıyor. Önce ona bakacağız. Hafıza kaybı yani. Peki ne zaman çıkar? Durum netleşmeden buna cevap veremem. Bu tip beyin sarsıntılarının ardından amnezi hastaları için iyi bakım ve güvende olduğu ortama geri dönmek her zaman iyi sonuç verir. Yani istese çıkabilir, öyle mi? Yarından önce çıkamaz. Önce testleri bir tamamlayalım, konuşuruz. Fakat her şey olumlu olsa bile çok iyi bakılması gerekiyor. Üzüntüden, aksiyondan, gerilimden uzak durmalı, dinlenmeli. Sık sık da kontrolleri yapılacak. Çok iyi bakılması gerekiyor derken? Yani bazı motor melekelerini yerine getiremeyebilir, bunu demek istedim. Anladım hayatım. Ben tamam, teşekkür ederiz doktor bey. Rica ederim, görürüz. Motor meleke derken nedir? Yani işte hafızayla alakalı bazı şeyleri hatırlamakta güçlük çekebilir ya da hiç hatırlamayabilir gibi şeyler. Neyse yaşıyor ya. Kendini daha iyi hissediyor musun? Siz kimsiniz? Ne oldu bana? Nasıl yani beni tanımadın mı? Kusura bakmayın. Tanıyorsam da hatırlayamadım. Ha, harika. Bir dakika, bir dakika ya. Sen şimdi bizi hatırlamıyor musun? Hayır. Adın ne peki? Bilmiyorum. Peki bugün günlerden ne? Onu da bilmiyorum. Fatih bu. Hiçbir şey hatırlamıyor. Doktor bazı şeyler demişti. Bu hiçbir şey hatırlamıyor. Evet, bu çok güzel. Nesi güzel? Dur, dur, dur. Nerelisin peki? Bilmiyorum. İstanbul'un fethi kaç? Bilmiyorum. 1453. Hayatım yırttık. Adam hiçbir şey hatırlamıyor. Ne kendini hatırlıyor, ne bizi hatırlıyor. Yırttık, kurtulduk. Fatih saçmalamasın. Bana ne oldu? Adım ne benim? Sen bir kaza geçirdin. Adın Mahmut. Mahmut Yumuşak. Fatih bir benimle gelir misin? Geleceğim, geleceğim. Fatih! Tamam, geliyorum hemen Mahmut. Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyormuşum? Ne demek ne yapıyormuşum? Ya niye yalan söylüyorsun Ertan'a? Mahmut ne? Ya aklını karıştırıyorum işte. Neden? Çünkü o bizim düşmanımız. Hatırlamasını engelliyorum. Hayatım kendin söylüyorsun işte. Düşmanımız diyorsun. O yüzden onunla iyi davranmamız lazım. Neyine iyi davranacağım? Alıp koynuma yatayım bari. Fatih saçmalama. Böyle bir şey mi söyledim? Onu yakınımızda tutmamız gerekiyor. Ne yakını ya? Senin için aşkım. Seni şikayet etmemesi için. Allah'ım yarabbim. Bak aşkım büyüklerimiz ne demiş? Dostunu yakın, düşmanını daha yakın tutacaksın kendini.
Ben nereden hatırlıyorum bu sözü? Bir boş ver, nereden hatırlıyorsan hatırlıyorsun. Önemli olan o değil. Önemli olan Ertan'ın yani aylardır korktuğumuz adamın şu anda ne seni ne beni, en önemlisi de Selim'i hatırlamaması. O yüzden onu yakın tutmamız lazım, gözlemlememiz lazım. Tamam? Amneziyi anlamıştık da motor meleke dedikleri bu galiba. Artık motorlar nasıl yandıysa. Ay dur ben yardım edeyim. Dur hayatım sen ne yapıyorsun? Allah Allah. Ver Mahmutcuğum ver ver. Al. Al. Fatih'le. Al bunu da. Fatih bırak şunu. Gel buraya. Ne? Yürü. Allah Allah, adam başımıza kal diye bir de bakıcılık yapıyoruz. Ne yapıyorsun sen? Doktoru duymadın mı? Dikkatli bakılması gerekir. Yoksa düzelmez dedi. Ya bize ne? Ne demek bize ne Fatih? Onu bu hale getiren biziz sonuçta. Onu öldürmediğime şükretsin o. Bak demin ölmedi diye dua ediyorduk. Hatırlatırım sana. Şuna bak ya. Yemek bile yiyemiyor kendi kendine. Ya, doktor dedi işte birkaç saate düzelir. Yemek yemeye başlar diye. Peki sonra? Sonra ne yapacağız? Hastaneden çıkacağız, kenardaki çöpe atıp kaçacağız. Saçmalama Fatih. Ona iyi bakılması gerekiyormuş. Eve götürelim. Yok olmaz, ne evi? Olmaz. Senin evi o zaman reis babamın evine götürelim. Evde de yok zaten. Hayatta olmaz, götüremeyiz oraya. Malikaneye götürelim. Olmaz malikane. Ne malikanesi ya? Nereye götüreceğiz peki? Ben bir yer biliyorum. Gel. Burası neresi? Ev. Kimin evi? Ailemin evi mi yoksa? Hayır. E niye geldik o zaman? İşimiz var. Ne işimiz var? Görürsün. Kamil'e geç kalıyoruz ya, geç. Fatih, hayırdır ya, ne oluyor? Merhaba. Bak bir de merhaba diyor lan. Yüzsüze bak. Ulan sen bizi yarı yolda bıraktın şimdi, utanmadan kapımın önüne kadar gelip bana merhaba mı diyor? Tanışıyor muyuz? Ulan! Tanışıyorsunuz, tanışıyorsunuz tabii. Mahmut, bizim arkadaşımız hafızasını kaybetti. Şimdi siz bunu alıyorsunuz, sevgiyle bakıyorsunuz evde. Hatta işe falan da gelmiyorsunuz. İş yok yani. Tamam hadi. Fatih biz bunu nasıl bakalım ya? Maşallah sen de iyi alıştın ha. Tuttuğunu getiriyorsun, tuttuğunu. Ben senin patronunum, kovarım seni işten, yemin ediyorum. Aşk olsun Cevat. Yani aynısı senin başına gelse ben yapmaz mıyım? Hmm, biliyoruz biz seni. Ölüyorum desen bir bardak su vermezsin lan. Şimdi bunu içeri alıyorsun, almazsan kovulursun. Bakmazsanız kovulursunuz. Kaçarsa yine kovulursun. Al bakayım sen de uslu uslu dur, oyna. Al şunu da masraflar için. Hadi kaçtım ben. Şey, Fatih! Ya Fatih nereye gidiyorsun? Gelsene! Ulan ulan ulan! Geç kardeşim ya, geç. Gel gir, gir. Of, of! Kamil! Dur, dur, dur kardeşim. Buradan, buradan. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Kardeşim ne aceleydisi? Boğazıma diziyorsun lan. Ulan bu bizim birçok değil mi kaybolan ha? Ne arayayım burada? Gel kardeşim, gel. Gel şöyle. Gel, 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 gel. Geç, otur. Aman Kamil ya, ne bileyim Fatih getirdi bıraktı. Kafasını çarpmış, hafızasını mı yitirmiş, neymiş? Aa, Kamil. Fatih dedi ki, ben Kamil'den başka kimseye güvenemem dedi. O yüzden de bunu ancak ona emanet edebilirim dedi. Yani bundan sonra işe falan da gelmesin. Bundan sonra onun tek işi ahanda buna bakmak dedi. Kardeşim Fatih doğru söylemiş lan. Ya benden başka kime güvenecek? Ben emanete ihanet etmem kardeşim. Fatih de zaten senin bu özelliğini bildiği için sana emanet etti. Ama Kamil bak, bu çok büyük bir sorumluluk ha. Sakın içine etme daha. Ya hiç eder miyim kardeşim? Ben bu toplumun sorumluluk sahibi ve güvenilir bir ferdiyim daha. Gözüm gibi bakarım ona. Öylesin öylesin, aferin. Hadi sen şimdi kardeşle ilgilen. Güzel güzel oynayın siz, tamam. Hadi bakayım. Heh, tamam. Hay kardeşim benim, nerelerdeydin daha? İyi de bu kafana ne koydular seni böyle ha? Hatırlamıyorum valla. Hafızanı kaybetmeden evvel neredeydin? He? Dur dur. Gel gel. Bak ben ekmeğimi kimseyle bölüşmem ha. Gel. Yer misin bir şeyler? Yemeyecek misin? Yok sağ ol. La bir lokma ye da. Sen biliyorsun. Aslanım benim. Ben sana çok iyi bakacağım da. Kendim gibi bakacağım. Vay be. Şükür kurtuldum şu heriften. Ha, bizim cadı değil mi bu? Kız. Ne yapıyorsun sen burada? Ben işe gidiyorum. Yalnız rotanın dışına çıktığının farkındasın değil mi? Yani çünkü senin işlerinle buranın bir alakası yok da. Çok fazla konuşma kız. Sen ne yapıyorsun? Nereye böyle? Okula gidiyorum. Başka nereye gideceğim? Ha.
Yalnız başına mı? Yalnız gidiyorum tabii. Şuradaki okula yalnız başıma gidemeyecek miyim? Sen niye böyle bir çemkirme modundasın? Yok mu senin başka böyle bir hoş modun? Küçük Zeynep'im ben. Vallahi bizde hava böyle. Yerim ben seni küçük Zeynep diyeyim. Hadi ben okula götüreyim seni. Yani tamam sen gidersin de benim yolumun üstü diye dedim. Olur. Nasıl gidiyor okul? Güzel. Seviyor musun? Seviyorum tabii. Bu kafa nasıl böyle zehir gibi çalışıyor sanıyorsun? Tabii canım, bendeki de soruyor. Bu kafa var ya, son 20 yılın bile planını yaptım. İlk 10 yıl böyle işte ortaokuldur, lisedir, üniversitedir. Diğer 10 yılda işte yüksek lisanstır, master'dır, işte doktordur öyle falan. Aferin kız. Vallahi gurur duydum seninle. Ben sana güveniyorum. Sen bu azimle yolları teker teker aşarsın. Sonuçta senin kadar şanslı olmayan kız çocukları da var değil mi? Okula gidemeyen kızları diyorsun değil mi? Hmm. Enişte var ya, ben tam bu konu hakkında master yapacağım. Okula gidemeyen kızların hakkını savunacağım. Ne diyorsun sen ya? İşte şimdi sana kocaman bir aferin. Ben de arkandayım. Sesin çıktığı kadar da bağır. Senin kadar şanslı olmayan kız çocuklarının sesi ol. Çünkü hepimizin kızlara ses vermesi lazım. Hadi bakalım okula. Yani bu ambalajların tasarımı hangi devirden kalmış? Renklere bak şu. Bu ne ya? Ya bizim reklamda... Zeynep, sen dinliyor musun beni? Ertan'ı düşünüyorsun. Evet. Ama seninle ilgili düşünüyorum Fatih. Yani ya aklı başına gelirse bir anda? Ya her şeyi hatırlarsa? Gidip seni şikayet ederse? Onlar gelip seni alırlarsa? Biz Selim'le bir başımıza... Hayatım, sen dert etme bunları. Merak etme, ben halledeceğim. Tamam. İnsan dediğimiz yaratık kapı çalıyor. Pardon enişte ya ama benim durumum çok acil. Benim acilen bir iş yapmam lazım. Zaten yapıyorsun ablacığım. Burada çalışıyorsun ya. Abla öyle bir iş değil. Böyle daha somut bir iş. Sahaya inmem lazım benim. Aktif çalışmam lazım. Sebep? Kendimi göstermek için, kanıtlamak için. Siz Selin'le mi kapıştınız? Ne alakası var ya? Hiç alakası bile yok öyle bir şeyin. Ben sadece... Karıma güzel iş yaptığımı göstermem lazım. Niye? Ben anladım Fatih'ciğim. Peki Orhan şöyle yapalım. Biz sana 20 koli helva verelim. Bak 20 koli. Git kendini bir sahada dene. Satabiliyor musun, satamıyor musun? Bir bak, olur mu? Harika fikir abla. Harika fikir. Tamam. Nerede satayım? Onu da biz söylersek sen çalışmış mı olacaksın? Kendi pazarını kendin yaratacaksın. Sen bul onu da. Hem bak başarılı olursan seni terfi ederim. Vallahi mı? Evet. Pazarlama departmanı çökmüş durumda zaten. Tamam. Anlaştık enişte. Anlaştık. Oo. Bütün aile bir arada. Ben işimin başına dönüyorum. Hayırdır dedikodu mu var? Hmm. Cansu Hanım. Sanki hiç işimiz gücümüz yokmuş gibi böyle burada oturduk. Sizin dedikodunuzu yapmaya başladık. Acaba Cansu Hanım'ın sırça köşkünde ne yapıyor diyorduk. Aramızda asabi kişiler var. Çok korktum Zeynep. Hanım. Hanım diyeceksiniz ya Zeynep Hanım. Bu kadar zor mu? Hanım. Evet hanım. Cansu Hanım. Buyurun ne istemiştiniz? Bir bakayım dedim kim çalışıyor, kim işten kaytarıyor. Ama görüyorum ki yine her zamanki gibi bütün aile lak laktasınız. Peki siz ne yapıyorsunuz Cansu Hanım? Sizin gibi çalışmayanları denetliyorum, yetmez mi? Bravo. Yani adeta bir dedektifsiniz. Bizi yakaladınız, eyvah. Peki bu kadar boş işlerle uğraşacağınıza... ...bu birikmiş personel maaşlarını nasıl ödeyeceğinizi bir düşünseniz. Yerlerde sürünen pazarlama stratejinizi canlandıracak yeni fikirleri nereden bulacağınızı bir düşünseniz ha? Ama pardon, bunları yapmak için gerçekten çalışmanız gerekiyor ve gerçekten çalışmanız için... Hayatım, hayatım. Fatih Bey,
eşinizin bu küstah tavrını daha ne kadar tahammül edebilirim bilemiyorum. Cansu Hanım... Bir dakika. Küstah ben miyim? Sen daha patronla nasıl konuşman gerektiğini bilmiyorsun. Eş durumundan torpilli olmasan seni asla böyle bir mevkide barındırmazlar. Cansu Hanım bakın. Bir dakika. Ben de barındırma niyetinde değilim. Ayağınızı denk alın. Ayrıca eşiniz olmasa siz bir hiçsiniz. Tamam hayatım, tamam sakin ol. Sakin ol. Hadi işimizi başlayalım. Tamam. Zeynep, ben bir karakola gidiyorum. Neden? Ya bizimkiler Ertan'ı kaybetmişler. Dur ben... Tamam dur ben halledeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.